Merhabalar. Bugün birinci bölümünü daha önce yayınladığımız çok değerli sanatçı Hamdi Dicle yayının ikinci bölümündeyiz. Daha önce İstanbul Avcılar Kepirtepe Köy Enstitüsü, köy enstitüsündeki yaşadığı anıları, dersler, işleyiş şekli ve oradaki ilişkileri hakkında konuşmuştuk hocamla. İkinci bölümde ise Kepirtepe'yi bitirmiştik ve ondan sonrası için devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet. Hocam, isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Ben bu safhada sözü size bırakayımmış. 17 yaşındayım. Mezun oldum. 17 Eylül döneminde mezun olmuştum söylediğim gibi. Evet. 17 yaşındayım. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin Hediyeli Köyü veya Hediyeli Köyü'ne tayinim yapıldı. Buraya ben yalnız başıma gittim. Yalnız başıma gittim. Birkaç yönden gitme imkanı vardı. Bunlar bir Babaeski'den Katrancı'ya gitmek ama yol yoktu. Oysa en kolay yön Alpulu'ya gitmek imkanı vardı. Alpulu'ya gidip Alpulu'dan Mandıra Köyü. Büyük Mandıra Köyü. Büyük Mandıra Köyü'nden işte 1-2 saatlik yolculukla şeye ulaşabiliyorsunuz. İki şey var. Bunlardan biri ya oradan ya oradan tercih etmem gerekiyordu. Katrancı Köyü'ne gidersem Ergene Ovası'nı geçmiş olacağım. Ergene Ovası'nı geçer geçmez köye ulaşıyordum. Ki öyle oldu zaten. Okul binası yeni bir binadı. Ben İlk defa 17 yaşımda büyük bir binada öğretmenlik yapacağım. Tabii büyük bir heyecan var. Köye gittim, yeni tanıdım etrafı. Benden evvelkilere tarla veriyorlardı, öküz veriyorlardı, maaş vermiyorlardı. O tarlasını ekip biçecekti, köylüye örnek olacaktı. Dersleri de bir taraftan devam edecekti. Öğrencilerini yetiştirecekti. Bizim zamanımıza gelince bu ortadan kalktı. Bize maaş olarak düşünüldü. Ve ben oradan hiçbir maaş almadan geldim. Ve Hayrabol'a da gitmedim. Hayrabol ilçemizde maaşımızı oradan alacaktık. Köye geldim. İşte muhtarla tanıştık. Okulu şey yaptım, dershaneye baktım. Odalardan bir tanesini kendime ayırdım. Buraya işte yatak ve işte sandalye, masa gibi bir şeyler getirip koyduk. Fakat tabii yemek yapmak nasıl yapacağız? Gerçi Kepirtepe'de bazı şeyler öğrendik ama pratik başka işin içinde olduğunuz zaman nasıl yapacağınız konusu biraz daha tabii tereddüte götürüyor sizi. Sağ olsun yakındakiler bana çok yardım ettiler. Yakınımda çok arkadaş olduğum Kemal isminde bir genç vardı benimle beraber. Annesi akide bir bana yemek yapıp gönderiyordu. Evleri çok yakındı okula. Görüşürdüm, sık onlarla görüşürdüm. Bu benim için büyük bir avantaj oldu tabii bir yerde. Sınıfımızın tek öğretmeniydim okulun. 5 sınıf, her sınıfı işte 3, 1, 2, 3'ü bir araya getirip, 4, 5'i bir araya getirip çalışma yapabiliyorduk. Burada görevlendirme yapıyorsunuz. Biraz daha büyük boyda çocuklardan birini görevlendiriyorsunuz. Siz 4'e 5'e gidiyorsunuz. Sonra 1, 2, 3'e geldiğiniz zaman 4 ile 5'i de birini görevlendiriyorsunuz. Gürültüler olmaması için. Böyle bir önlemle girdim ve ilk defa işte burada karton üzerine panolar yaptım öğrencilere.
Bunlar nelerdi? O zamanlar bugünkü gibi bizde kış sebzeleri, yaz sebzeleri diye geçiyordu. Biz böylesine her sebzeyi bulmak imkanımız yoktu. Hayat bilgisinde de bunlar geçiyordu genellikle. Ben de bunları tanıtmak için karton panolar üzerine kış sebzelerini, yaz sebzelerini ayrı ayrı, hatta zaman şeyini de yapmıştım güzelce. Resim konularında çalışmalarımızdan dolayı çok rahat bunları yapabiliyordum. Hepsini hazırlıyordum. Duvarlara asıyordum tabii. Orada ayrıca zaman şeyimiz vardı. Tarih olarak getiriyordum. Bunları hem bunları yapıyor, hem bu 5 sınıfla yalnız başıma uğraşıyordum. Hem aynı zamanda baş öğretmendim tabii. Benden başkası olmadığı için. Dolayısıyla bu bir sene içerisinde çalışmalarım böyle giderken 3 ay sonra maaşımı almak üzere Hayrabolu'ya gitmem gerekiyordu. Hayrabolu yaya olarak 4 saati tutuyordu. Ancak Hayrabolu'ya oranın pazarı olduğu zaman köylüler arabalarla gidiyordu. Onlarla gitmek imkanı vardı. O da cumartesi pazara rastladığı için açık olmuyordu tabii. Maliye, daha doğrusu ilk öğretim müdürlüğü açık olmuyordu. Benim özel olarak gitmem gerekiyordu. Yaya gitmek çok zordu. Ben Mandıra'dan gitmeyi düşündüm. Alpulu'ya doğru Mandıra'ya yaya olarak gittim. O da az mesafe değildi tabii. Oradan bir bisiklet kiraladım. 18 kilometre bisikletle gittim. Maaş aldım. Zannederim 38 lira aldım 3 ay için. Hiç unutmuyorum. Bisikleti getirdim, Altulu'da bıraktım. 18 lirasını oraya bıraktım. 38 lirayla o dönemde ne yapabiliyordunuz hocam? Düşünün, çünkü gidiş geliş uzun bir mesafe. 18 evet. Kilometre gittim geldim. Bisikletle gittim geldim. Yaya değil de şimdi bu belki o günün gençliği dolayısıyla o yönü tercih etmiştim. Peki gece hocam 38 lirayla o dönem neler yapabiliyordunuz? Vallahi çok fazla bir şey yaptım. Köyde olduğumuz için pek fazla ihtiyacımız olmuyordu. Dediğim gibi işte daha çok pratik olarak yumurtaydı. Şuydu, nohutlu bir şeyleri yiyorduk. Evet. Bulabildiğimiz şeyleri yiyorduk. Sağ olsun dediğim gibi arada bir bana komşular bir şeyler getiriyorlardı. Öğretmen olarak veriyorlardı. Arkadaşlarım oluştu bu arada. Yani köyden de arkadaşlarım oluştu. Onlarla beraber bazı gezilere gidebiliyorduk. Köylere de gidebiliyorduk. Bazı şeyler böylece hazırlamak imkanını bulabildim bunlar içerisinde. Mesela ben hafta sonları canım sıkılıyordu. Şey yok, ne yapayım, kahveye pek gidip öyle oyun oynamazdım. Bana avlanmayı sevdiğim için bana tüfek veriyorlar, fişek de veriyorlardı. Ve ava çıkıyordum ve bir defa çıktım. Keklik vardı. Çaldıklarda geziyorum falan. Hazır tedbirinde. Tabii ilk defa benim avcılığım oluyor tüfekle. Kekliğin bir tanesi uçtu. Arkasından ikincisi, üçüncüsü. Ben ancak en sondakini vurabildim. Hayatımda bir tek bir keklik vurabildim. En son o keklikti. Bir daha da böyle bir şey yapmadım zaten. Ya hiç düşünemiyorum ama, zaten hocam. Tabii öyle oldu. Şey yapıyorsunuz, cumartesi, pazar yapacak bir şey yok. Ya evet. Gidip kahveye dönüneceksiniz. Onu sevmediğim için yapmıyordum zaten. Bir başka gün de yine tüfeği yine aldım. Onların verdiği tüfek, benim tüfeğim değil. Yine 3 tane şişek var. Arkadaşım Kemal traktörle tarlaya gidiyormuş. Bana sen de gelsene avlanırsın dedi. Peki dedim. Traktöre bindik. O şoför şeyinde oturdu direksiyonda. Ben de onun yanında büyük bir traktör. O traktörün tekerlek üstündeki yere oturdum. Gidiyoruz. Tarlaya geldik. Pullu dayadı. Sürmeye başladı tarlada. Sonunda inersin dedi bana. Tamam dedim. Elimde tüfek, içinde de fişek var. Elimde böyle duruyorum. Yani tekerlek üstündeki o şeyine oturmuşum. Kapak kısmına.
Birden traktör durdu. Ben ne olduğunu anlayamadım. Bir silah patladı. Ben kendimi büyük tekerleğin önünde buldum. Oy, çok çok önemli bir kaza hocam. Çok önemli bir kaza. Ne olduğunu bile anlayamadım. Kalktıktan sonra sordum, ya sen ne yaptın? Niye durdun? Hiçbir nedeni yok. Ani bir duruş. Bir yerde tutunacak yer olmadığı için ben aşağı düşmüşüm. Evet. Şife, üç tane fişeklerden bir tanesi patlamış. Geriye iki fişek kalmıştı. Hiçbir şey de yapmadım. Döndüm, dolaştım, eve geldim. Yani okula geldim. Hayatımda bu da önemli bir şeydi. Çok, o da çok üzüldü. O da çok üzüldü. Çünkü o beni devamlı alırdı. Annesi de gelir, yemek gönderir, şey yapar, beraber oturur, konuşurduk. Böyle bazen hiç beklenmeyen şeyler yapabiliyordu yani. Olabiliyordu bazı şeyler. Bu anılarımdan bir tanesiydi. Sömest tatilinde köye gidiyordum. Yine Avcılar'a geldim. Annemi görmek, babamı görmek için. Dönüşümde yağmur yağmış. Ergene Nehri, ova bir baştan bir başa su kaplamış. Katranca köyüne geldim. Karşıya geçeceğim. Geçmenize imkan yok. Bereket, Katranca köylüler bir altı düz kayık hazırlamışlar, bekliyorlar. Belli bir ücret karşısında karşıya geçiriyorlar. Ve biz ona bindik. Hiç unutmuyorum. O ovada kürek çekerek karşıya geçip okula ulaştık. Sömestr tatilimiz bitmişti ve okula tekrar devam etmeye başladım. İkinci sene bir arkadaşım geldi. İki öğretmen olduk. Ben yine baş öğretmen olarak kaldım. Beraber çalıştık. Ve biraz daha rahatladım tabii bu konuda. Dolayısıyla benim için büyük bir rahatlık oldu. Ben 4 ile 5'i aldım. O 1, 2, 3 sınıflarını götürdü. Bu arada da naklimi istedim. İstanbul'da naklimi istedim. Naklim çıktı. İstanbul Eyüp'ün İmroğlu köyüne ilkokul öğretmeni olarak naklim çıktı. Köylülerden ayrılırken çok üzüldüler. Bana güzel bir uğurlama yaptılar. Çok arzu ettim tekrar gitmeyi oraya ama olmadı. Fırsat düşmedi. Güzel anılarım olmuştu iki yıl içerisinde orada. Çok arkadaşlarım olmuştu köylülerden. Sohbet edip konuşuyorduk. Ve ben ayrılmak zorunda kaldım. İstanbul'a geldim. Tabii beklediğim yerde ailem İstanbul'da. İmroğlu köyüne gitmem gerekiyordu. İmroğlu köyü minibüsler çalışıyor. Terkoz'a giden yol üzerinde. Terkoz'a giden yol üzerinde Arnavut köyü var. Bir Arnavut köyü de İstanbul'un içerisinde, Boğaz üzerinde. O değil. Bu Terkoz üzerindeki Arnavut köy. Arnavut köye geldim. Arnavut köyden sonra araç yok. Bir 40 dakikalık bir yaya yolu. Balkan köylerinden biri. Köylü fakir. Odun topluyorlar. Odun hayır topluyorlar. Odun satıyorlar. Böylece geçimlerini sağlıyorlar. Tarla olarak pek fazla tarlaları yok. Yani ekip biçme yapıyorlar ama fazla değil. Yani fazla bir gelir getirecek bir durum yok. Yine muhtarı bulduk. Okulu bulduk. Okula beraber geldik. Okul eski bir bina. Ahşap bir bina. İki katlı. Köyde taş yerler var ama böyle düzgün bir yol yok. Başta her taraf çamur. Yağmur yağdığı zaman her taraf çamur oluyor. Ben gezdim binayı, baktım. Odaları gördüm ve bunlardan tek öğretmenim 75-76 öğrenci vardı. Sınıfın birine 1-2-3. Sınıf yine toplamak gerekiyordu. Diğer sınıfa da 4-5'i toplamak. Odalardan birini de kendime yatakhane olarak ayırdım.
İşte mutlak olarak öteberi getirmiştim. Yatak olarak getirdiklerimi koydum oraya, hazırladım. Zaten ayrılmamla oraya gelmem arasında bir büyük bağlantı oldu. Okul açılmıştı. Yağmurlu günlerde çocuklara ayakkabılarını aşağıda çıkartıyordum. Çünkü temizleyecek, bakacak kimse yoktu. Çamurlu geliyordu her şey. Ayakkabılar çok içindeydi. Ayakkabılarını çıkarıyorlar, ödev tarafa çıkıyorlardı. Yoksa okul çamur içerisinde olabilirdi. Ayakkabıları çıkarmasalar. Çünkü bakacak, temizleyecek kimse yok. Köyde de bu işi yapan yok. Muhtar dediğim gibi çok fakir bir köydü. O köy, şunu söyleyebilirim bugün, İstanbul'un bir mahallesi oldu. Ve sayfiye yeri gibi oldu. Öylesine bir yerdi. Ben yemek meselesine gelince yemeği koyuyorum. Tencerem var, ocağım var. O gaz ocakları vardı ondan. Pompalı gaz ocakları. Yemeği oraya bırakıyorum, derse gidiyorum. Ders yaparken unutuyorum, geldiğimde bakıyorum yemek yanmış. Bırakıyoruz. Yiyecek bir şey yok. Bakkalda yeseniz ne yiyeceksiniz? Yumurta. Artık o hale geldik ki yumurtayı yiye yiye yani civciv çıkacak duruma geldi. Yapamıyorum yani. Bıktım yumurta yemekten. Kahveye gidiyordum. Bir kahve içip tekrar gelip derslere devam ediyordum. Ve burada ayrıca maaş almaya gittiğimizde çok enteresandır. Köylerdeki arkadaşlarla da buluşuyorduk arada bir. Üç tane köy enstitüsü mezunu arkadaş vardı. Biri ben, iki kişi daha vardı. Köy enstitüsü mezunu. Maaş almaya gittiğimizde muhasebeci bizim maaşımızı almıyordu köy enstitüsü mezunu. Öğretmen okulu mezunu olanlar 180 lira alıyorlar. Biz 105 lira alıyorduk. 5 lirası da baş öğretmenlikti. 105 lira. Fakat o 105 lirayı da muhasebeciden alamıyoruz. Eyüp'e geliyoruz. Bir defa Arnavutköy'den araca binip Eyüp'e geliyorum. Eyüp'te muhasebeciye gidiyorum. Muhasebeci bize çek veriyor. Çeki alıyorsunuz Eyüp'ten. Bankalar Caddesi'ne geliyorsunuz. Karaköy, Bankalar Caddesi'ne. Bankalar, Merkez Bankası'na geliyorsunuz. Merkez Bankası'na bozdurup 105 lira alıyorsunuz. Tekrar dönüyorsunuz. Araçlara verdiğiniz parayı düşünün, tekrar köye düşünüyorsunuz. 105 liradan elinizde kalanı düşünün siz. Evet. Tabii maaş yetişmiyor. Evet. Benim küçük ablam, küçük ablam ki çok sevdiğim ablamdı. Onu belki şeyde konu etmemiştim. İkinci Dünya Harbi çıktığında ben ilkokulda daha yeni mi 4. 5. sınıftaydım. Abim asker olmuştu. Babam da yedek asker olarak alınmıştı. Tarlaların sürülmesi lazım. Kim sürecek? Büyük ablam evden dışarıya çıkmazdı. Her şeyi de yapar. O evde evin işlerini yapardı. Küçük ablam da biz atları veyahut öküzleri alır. Pulluğu arabaya koyar. Tarlaya giderdik. Ben küçük ablama yardımcı ve koruyucu. O beraber tarlayı sürerdik küçük ablamla. O bostan beklemede de gelirdi. Evet. O da benim. O da ayrı bir özellikti. Dolayısıyla küçük ablama karşı olan sevgim çok daha başkaydı. Evlendi ve eniştem taksi şoförlüğü yapıyordu. Koca Mustafa Paşa'ya yerleştiler ama öyle bir gece kondu gibi bir şeye yerleştiler. Aksaray Koca Mustafa Paşa arasında taksi dolmuş şoförlüğü yapıyordu. 25 kuruş o zamanlar. Evet. Peki bu evet. Önemli bir sayfiye yeri olan köyün ismi neydi hocam? İmroğlu Köyü. Evet. İmroğlu Köyü. Ve şimdi benim tabii geliyor, maaş bitiyor. Ablama geliyordum. Ablamdan para alıyordum. Ay sonuna kadar izah ediyor. Tabii ay sonunda maaş alınca tekrar ablama gelip veriyordum. Böylesine bir
dönüşüm sağlamaya çalıştım. Yani o 105 lira hiçbir zaman yetmiyordu bekar olduğumuz halde. Yetmiyordu, yetmezdi. O günün koşullarına bile yetmiyordu. Ve bu arada arkadaşlarla bahar mevsimi buluşup çok güzel köyün bazı köylerde dere kenarlarında oturup güzel sohbetler yaptık. Ve o gün dere kenarlarında kurbağalar, balıklar her şey vardı. Şimdi onlar da hepsi gitti, dereler kirlendi diyeceğim. Evet hocam. O güzellikler kalmadı. Hatta oraların da ev olduğunu biliyorum. Yani o güzellik, eski güzellikleri bulamazsınız. O sakin şeyi bulamazsınız diyeceğim. Ve resim çalışmaları yaptım, hazırladım. Bu süre içerisinde resim bölümüne müracaat ettim. Ve sınava gitmem gerekiyordu. Sınava gitmem gerekiyordu. Dolayısıyla ben maaş yok. Yani gideceğiz Eylül ayı, maaşımızı aldık, elimizde fazla bir şey kalmadı. Yol parası lazım, orada paraya ihtiyacım var. Babama söyledim, babamdan para aldım. Ve ona da dedim ki biraz tabii baba ben işte maaşımı sen alırsın ben gelmezsem dedim. Biliyordum ki ben gelmezsem kazanırsam maaşımı vermeyecekler. Bunu bile de babama söylemiştim. Evet. Ve böylece, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü sınavları yatılı, değil mi hocam? Yatılı. Evet, Gazi Eğitim sınavları yatılı. Ve ben sınavları kazandım. Ve geri dönmedim. Evet. Diyorum ki babam maaşı almaya gittiğinde maaşı almadı ama ben sınavları kazandığım için sanıyorum hiçbir şey, sözünü dahi etmedi. Etmedi. Ve zaten ondan sonra da Avcılar'da tarlaların satışları oldu. İlk defa babam Zümrüt Bahçeli Evler diye parselasyon yaptı bazı yerleri. Satışlara başladı. İlk satışlar başladı. Ve oldukça da maddi durumda büyük bir değişim meydana geldi. Benim Gazi Eğitim'de olduğum dönem içerisinde. Şimdi Gazi Eğitim'e girdik. Ve dediğim gibi geriye dönüş bile yapmadım. Orada kaldım. Gazi Eğitim resim bölümü 40 kişi aldılar. 20-20 iki grup oldu. A ve B grubu. Ben A grubundaydım. Arkadaşlarımızla beraber. Sınavı kazanmak bizim için büyük bir sevinç oldu. Ve dolayısıyla bu çalışmalar içerisinde kendimize yepyeni bir yön bulduk. Ama bu yön o güne kadar o gün pek fazla bilmiyorduk belki ama okuldan mezun olup da geçen süre içerisinde birçok şeyin eksik olduğunu, bize birçok şeyin eksik verildiğini anlamış olduk. Öğretmenlerimiz Allah rahmet eylesin ikisinde renkli derslerimize, renkli resim derslerine Malik Aksel geliyordu. Çalışmaları daha çok köy temalıydı. Güzel renklerle yapılmış güzel kompozisyonlar vardı. Genellikle empresyonizm tarzında çalışmalar oluşuyordu. Desen derslerimize Refik Epikman hocamız geliyordu. Refik Epikman'ın çalışma tarzı biraz daha fazla değişik bir yönde olabiliyordu. Bunu da belirtmiş olayım. Ama çağdaş sanata ait çok fazla bir şey göremiyorduk. Bu arada sene 1955, 54-55, ben 52'de girmişim, 53'te girmişim, 54-55 ve Türkiye'den Avrupa'ya çağdaş sanatı tanıyan birçok sanatçı gidip gelmiş. Bunlardan bir tanesi Bedri Avni Eyüboğlu. Ve değişik çalışmalar yapıyorlar. Fakat biz bunlardan hiç haberdar değildik. Ki Bedri Avni'nin çalışmalarını sonradan gördüm. Evet. Biliyorum. Çok güzel çalışmaları. Avrupa'dan Türk sanatının Türk motiflerini Avrupa sanatı ile birleştirip yeni oluşumlar ortaya getirmişti. İşte biz bunlardan haberdar değildik. Hep çalışmalarımız bu yönde gitti ve bu yönde devam etti.
Fotoğrafçılık derslerimiz vardı. Maden işleri derslerimiz vardı. Maden işleri derslerimizde Necdet Bey çok sevgili sevdiğimiz bir öğretmenimizdi. Ama çok böyle sert mizaçlı bir öğretmenimizdi. Bir gün düz bir tabaktan bakır düz bir levhadan, bakır levhadan tabak yapma işlemi olacak. Yuvarlağı kestik. Bakır levhadan yuvarlağı kestim. Bunu tahta tokmakla döverek çukurlaştırıp tabak haline getireceksiniz. Ben başladım tık 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 bozulmasın diye devam ediyorum falan. Tabii hocamız arada geziyor, dolaşıyor, hepimize bakıyor. Bana geldi. Ne biçim çalışıyorsun dedi. Bununla bu tabak olur mu dedi. Böyle çalışım olmaz dedi. Aldı tokmağı eline. Tabağı da aldı. Bir vurmaya başladı. Don 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 don. Bizim tabak böyle yani eğrildi, büküldü, böyle bir şey oldu. Sen korkma dedi. Tabak korksun. Ben tabii elimi aldım ama çok zor bir şeydi. Tekrar başladık. Hiç unutmuyorum. Ve o tabağı yaptım. Sonra güzel başka işler de yaptım maden işlerini. Ağaç işlerine gidiyorduk. Model işlerine. Ağaç işlerinden yine sanatsal güzel şeyler oldu. Modelajda Nevide Gökaycı öğretmenimiz, o da vefat etti. O birçok kabartma ve heykel işlerini bize öğretti. Onları çalıştık. Mukavva işleri vardı. Mukavva işlerimizde değişik mukavva kutular ve mukavva ile yapabileceğin birçok işler içerisine girdik. Bunun yanında dediğim gibi grafik derslerimiz vardı. Grafik derslerimiz vardı. Grafik derslerimize fotoğrafçılık dersi öğretmenimiz Şinasi Barışçı geldi bir süre. Bir anımdan söz edeceğim. Öğretmenimiz eskizler isterdi bizden. Yapacağı afiş konusuydu. Konu afişti. Afiş yapacağız. Afiş eskizi istedi hepimizden. Hepimiz afiş eskizlere hazırladık ders günü. Ve tek tek hepimizin afişlerine bakarak, eskizlerine bakarak eleştiriler yaptı. Bu eleştirilerden sonra afişi büyütüyorduk. Bir arkadaşımıza geldi. Oldukça büyük ve çok eleştiriler yaptı. Hiç beğenmediğini söyledi. Arkadaşımız da hocam dedi, ben derslerim vardı dedi. Ancak gece yarısı bunu çalıştım, yaptım. Ancak yapabildim dedi. Ha, dur o zaman dedi, sana bir fıkra anlatayım dedi. Hiç unutmuyorum. Nasrettin Hoca gece yatmış hanımla beraber, uyuyorlar. Bir ara uyanmış. Hanımı dürtmüş. Hatun, hatun demiş. Hatun uyanmış. Ne istiyorsun bey demiş. Bana kağıt kalem getir demiş. Hanım kalkmış. Kağıt kalem getirmiş. Hoca bir şeyler yazmış. Kağıt kalemi oraya bırakmış. Ve uyumaya başlamış. Hatun kağıdı almış, bakmış. Yazılan yeşil yaprak arasında kırmızı baş. Merak etmiş, bu nedir? Ne oldu, nereden? Dayanamamış, dürtmüş hocayı. Hoca demiş, ne var demiş. Bu nedir demiş. Okumuş, yeşil yaprak arasında kırmızı baş. Bu nedir demiş. Şiir demiş. Bu ne biçim şiir demiş. Gece yapılan şiir bu kadar olur demiş. Arkadaşımız da aynı şekilde gece yapılan iş bu kadar olabilir dedi. Hiç unutmuyorum. Güzel bir anı olarak geçti. Yine bu anıdan bir şeyden söz edeceğim. Şinasi Barışçı hocam, fotoğrafçılık öğretmenim. Ben fotoğrafçılığa büyük heves sarmıştım. Kepirtepe'ye geldiğim zaman öğretmen olarak fotoğrafçılık kursu yaptım ve İstanbul Alman Kültür Merkezi'nde 60 parça sanatsal fotoğraf sergisi açtım öğrencilerimden, büyük boyda. Ve hocamı da davet ettim. Sergime geldiler. Çok çok mutlu oldum, unutmuyorum bunu. Evet, Gazi Eğitim'deki bu olaylarımız bu şekilde. Ben Fransızca meselesine geleceğim. Yabancı dil vardı.
müzik bölümü öğrencileri, resim bölümü öğrencileri, beden eğitimi öğrencileri hepsi aynı gün toplanıyor, devrim tarihi dersine giriyor ve yabancı dil dersine giriyor. Tabii Fransızca olanlar Fransızca, İngilizce olanlar İngilizce. Ben ve yine üç arkadaşımız köy enstitüsü mezunu olduğumuz için birinci sınıfta Fransızca gördüğümüzden sanki çok biliyormuşuz gibi hemen Fransızca dil deyince Fransızca dedik. Ve Basviye Hanım'dı Fransızca öğretmenimiz. Ve muafiyet usulüydü yalnız. Yani 3 yıl içinde sınavı verip geçebiliyordunuz. Başka bir not meselesi yoktu. Fransızca derslerine başladık. Başlangıçta temelden aldı. Evet, çok güzel gidiyordu. Sonraları lise mezunu arkadaşlar var. Onlar çok güzel Fransızca görmüşler. Onlara bu çok basit geldi. Ve hoca büyük bir hamle yaparak ileriye gitti. Biz yetiştiremez olduk. Branşımız resim. Resimle ilgili çalışmalarımız var. Birçok ödevlerimiz var. Oraya tekrar dönemiyoruz, çalışamıyoruz. Kızla erkekliyiz hepimiz. Mahcup oluyoruz. Bunda mahcup olmak istemiyoruz. Derslere girmez olduk. Ben derse girmedim. Ve dışarıda o saatte resim çalışması yaptım. Peyzaj çalışmaları bahçede. Bir gün koridorda giderken Basriye Hanım'la karşılaştım. Durdurdu beni. Niye gelmiyorsun dedi bana derslere. Anlattım. Hocam böyle böyle bakın ben başlangıçta böyle çok seviyordum. Ben şimdi yetişemiyorum. Ama dedi ben de haklıyım dedi. Programı diğer öğrenci çok çoğunluk lisede dedi. Onlar bu konuda çok ileride. Onlara göre yapmak zorundayım. Ben de gelemiyorum dedim. Yani bu sebepten mahcup olacağım. Gelemiyorum, yapamıyorum dedim. O zaman dedi benim karşıma geçip de dedi resim çalışması yapma bahçede dedi. Hiç unutmuyorum. Çünkü dershanenin karşısında bahçede resim çalışıyordu. Bir başka konu da yine müşterek girdiğimiz derslerden devrim tarihiydi. Faik Reşit Unat devrim tarihi öğretmenimiz. Kitapları var, haritaları var, şeyleri var. Fakat çok ağır konuşan, tane tane konuşan bir öğretmenimizdi. Atatürk Erzurum Kongresi'ne niye böyle aralıklı konuşma yapardı? İzleyebilmek çok zor olduğu için ben en öne otururdum. Kendimi daha rahat izleyebilmek için zorlardım adeta. Ve başarılı gidiyordu. Bir gün koridorda karşılaştık. Bana ha dedi. Buyurun hocam dedim. Resim bölümünden birini arıyordum dedi. Elinde empresyonizm adlı bir kitap. Türkçe. Salah Veselin'di zannederim. Bunu dedi size vereceğim. Benden bir ana olsun dedi. Şunu öğrendim. Benim ön tarafta oturma o kadar çok beni görebilmiş ki görür görmez hemen resim dolduğumu tanıdı ve güzel bir an olarak kaldı. Ben de hocama çok teşekkür ettim. O da sanıyorum rahmete kavuştu. Allah rahmet eylesin diye çabuktan. Bu da güzel anlarımdan bir tanesiydi. Sene 1952 ilk yılbaşı. Üç arkadaş biz. Arkadaşım Esat, bir de meslek dersi bölümünden bir arkadaşımız. O gece yılbaşı kutlaması yapılacak Gaziantep'te. Saat 8'de başlayacak. Biz gündüzden çıktık. Ankara'ya gittik. İşte saat 6 sıraları falan bir içki içilecek bir yer bulduk. Üç arkadaş, diğer iki arkadaş kim hocam? Evet. Bir şeyler içeceğiz ve öyle gideceğiz. Evet. Biz ikimiz de arkadaş biraz daha bu işte tecrübeli. Biz ikimiz de ilk defa böyle içeceğiz. Cin tonik içtik.
Vodka içtik. Kış, yerler kar. Tabii 8'de başlayacak olan programa da yetişmek için yola çıktık. Beş evler durağında içtik, indik otobüsten. Bir 15 dakikalık bir yol var, yürüyorsunuz karlar üzerinde ama neşeli olarak yürüyerek şak halka geldik. Ben hemen salona gittim, saat 8. Herkes gidip salona gelmiş. Ben de gittim oturdum. Oturdum ama bina sanki üzerime yıkılıyor. Dönüyor her taraf. İmkanı yok izlememin. Hemen kalktım gittim. Ve yatağıma gitmişim. Uyuyorum. Bir keman sesi, bir keman sesi. Ama nasıl bir güzel bir keman sesi. Rüya görüyorum zannettim. Şöyle uyandım. Rüya değil. Program bitmiş. Arkadaşlar yatakhaneye kemanla geliyorlar. Keman sesini öyle duyuyorum. Ben kalktım. Programa iştirak etmek istiyorum ama hepsi yatakhaneye gidiyorlar. Böylesine bir yılbaşı geçirdim diye. Hiç unutmuyorum yani. Ve hoş bir, güzel bir yılbaşıydı. Sonunda keman sesini duyabildim. Diyeceğim. Evet. Şimdi ayrıca Gazi eğitimdeyken Kepirtepe'den müzikle ilgilim çoktu. Mandolin çalıyordum dedim. Keman da biraz çalışmıştım. Hatta bu arada akordiyonu bile biraz kurcaladım ama bıraktımdı. Müzik bölümüne de sık sık gidiyordum. Orada da arkadaşlarım vardı. Müzik bölümünde piyanoda bazı basit çalışmalar yapıyordum. Piyanoda hoşuma gidiyor müzik bölümüne. Müzik bölümü başkanı o zaman Almanya'dan gelen Zükmayer'di. O Hitler döneminden kaçanlar Türkiye'ye gelmişti, profesörler. Sık sık görüşüyorduk. Beni de müzik bölümünden zannediyordu bir arada. Oysa ben arada bir gidip geliyordum ama görüşüyorduk kendisini. Sonra da güzel bir anımız oldu onunla. Onu ayrıca bir başka programda anlatacağım. Ayrıca müzik çalışmaları dışında milli oyunlar grubundaydım. Çünkü Kepirtepe'den milli oyunlara girmiştik. Milli oyunları biliyordum. Hem mandolin de çalıyor hem de oyunları biliyordum. Yine Kepirtepe mezunlarından biz son sınıfta olan arkadaşımız Ahmet Dökmeoğlu bu grubu hazırlamıştı. Biz burada 8 kişilik bir gruptuk. 4 kız 4 erkek. Ege milli oyunlarını oynuyorduk. Harmandalı ve onunla beraber Ege'nin diğer milli oyunlarını yapıyorduk. Birçok yerde Alman Kültür Merkezi'nde ve bazı müesseselerde büyük gösteriler yaptık. Onunla ilgili fotoğraflarımız da vardı. Büyük anılar oldu ve güzel bir günler oldu bizim için. Gösteriler oldu. Onu da hatırlatmak isterim. Yaz ayları eve geliyordum. Yaz ayları eve geliyordum. Bu eve gelişlerinden bir tanesi Avcılar'da Ambarlı'ya iniyordum. Ambarlı o zamanlar bir köydü. Eski Rumlardan kalma daracık sokakları vardı. Şimdi Avcılar'ın bir mahallesi. Çay bahçesi vardı. Ali'nin çay bahçesi. Çok güzel çay yapardı. Oradan denize girerdik. Hemen alta inip denize girerdik. İşte Gazi eğitimden yaptığım çalışmalardan sonra oraya geldim. Orada daha bugün beton yapılmış, dökülmüş durumda. O zamanlar öyle değildi. Taşlar döküntü halindeydi. Ve kum kapıdan gelen kum motorları bizim oraya geliyor. Orada denizden kum alıp kum kapıya götürüyorlardı. Ben de bir gün işte sehpamı, boyalarımı aldım. Gazi eğitimden çalışıyorduk ya. Geldim. Ali'nin orada oturdum. O kum kapısının kapısını, kum kapıdan gelen
kum motorlarının kum motoru bir tanesiydi. Resmini yaptım. Hayran olduğum ressamlardan birinin tarzıyla spatülle hazırlamıştım. Ve karşı tarafta angurya vardı. Angurya çıplak bir tepe halindeydi. Güzel, ufak bir yeşillik şeklinde. Şimdi dolum tesisleri olan yer bomboştu. O tepeler bomboştu. Deniz sakin, güzel, bir yeşillimsi bir mavi içerisinde. Ben o resmi yaptım. Bugün oğlum da bulunuyor. Güzel bir yanı. Bugün orayı öyle bulamıyorsunuz. Çok değişmiş. Tarihi bir anı olarak kaldı bence. Yaz aylarında yaptığım ilk resimlerden bir tanesiydi bu. Bunlar içerisinde. Ve ayrıca biz sık sık operaya gidiyorduk. En çok gittiğim sergiler geziyor, operaya gidiyorduk. Operayı hiç kaçırmıyorduk. Tiyatrolara gidiyorduk. Bunları da özellikle belirtmek isterim. Tiyatrolar ve, derken hocam, hangi tiyatroları hatırlıyor musunuz? Ama daha çok operayı tercih ediyorduk. Yani evet. Opera, buradan operayı daha çok tercih ediyordum. Opera müziği de hoşuma gidiyordu. Bu bize Kepirtepe'den bırakan izlerden biriydi. Kepirtepe'nin izlerinden biriydi. Evet, şimdi şöylece söylemek istiyorum. Buradan mezuniyetimden sonra çekilen kurallarda Savaştepe Öğretmen Okulu'na tayinim oldu. Savaştepe Öğretmen Okulu eski köy üstlerinden ilk öğretmen okuluna dönmüştü. Evet. Ama hala bu okullar 60 senesine kadar hep köy üstü statüsünü devam ettirdiler. Evet. Yine ağaç işleri vardı, yine maden işleri vardı, yine yapıcılık vardı, yine çiftlikleri vardı. Çiftlikleri vardı. O çiftliklerde köyün her türlü okulun her türlü yiyeceği sağlanıyordu. Her türlü yiyeceği sağlanıyordu. İşte Savaştepe'de böyle bir yerlerdi. Ben göreve başlayıp döndüm. Fakat Ağustos ayı sonuna doğru tekrar Savaştepe'ye gitmem gerekiyordu. Sınavlar vardı ve başlamam gerekiyordu. Yani sınavlara girmem, hazırlık yapmam gerekiyordu. Ağustos ayı sonlarına doğru geldim. Benimle beraber bir arkadaşım da, beden eğitimi arkadaşım da aynı şekilde aynı dönem mezun oldu. O da oraya öğretmen olarak gelmişti. Ben ondan önce geldim. Ve gelişimde ancak trenle olabiliyordu. Otobüs yolu yoktu o zamanlar. Trenin belli saatleri vardı. Onu kaçırdınız mı? Gidemezsiniz. Hatta Savaştepe'den Balıkesir'e giderseniz yine trenle gidiyorsunuz. Belli saatler var. Dönüşü o saatler içinde yapıp girebiliyordunuz Savaştepe'ye. Kaçırdınız bir gece Balıkesir'de kalmak zorundaydınız. Savaştepe'ye geldim ve müdürümüz o zaman Nazım Esen'di. Eski köyüncü müdürlerinden. Ve Nazım Esen'le tanıştık. Bana bir yer gösterdiler. Santral var orada da aynı şekilde. Kepirtepe'deki gibi. Santral'ın yanında iki arkadaş, İbrahim Bey, bir de fen dersleri öğretmeni vardı. İbrahim Bey vardı, o vardı. Orada bir boş yer vardı. Orayı bana verdiler. Ben de oraya yerleştim. Gerekli karayolu ve şeyleri verdiler. Zaten yemeğimizi okuldan yiyorduk. Yatak yerimiz de böyle olmuştu. Bu okulların, yatılı okulların özelliklerinden biriydi. Şimdi daha okul başlamamıştı. Ve ben bu süre içerisinde İzmir'e gitmeyi düşündüm. Fuarı görmek istiyordum. Trene bindim İzmir'e. Öyle güzel bir tren gidişi vardı ki Savaştepe'den sonra. Şair, edebiyatçı Cahit Külebi'nin oratoryosunu hatırladım. Türkiye'yi tanıtırken o Edirne'den Ardahan'a, Ardahan Edirne'ye bir kuş uçar der oratoryoda.
İzmir'e girişi, trenle girişi çok güzel tanımlamış. Şöyle diyor: Savaştepe Köprüsü'nden geçen trenler sel olur İzmir akar. İzmir'in sokakları kız, denizi kız, sokakları hem kız hem deniz kokar. Der. Hemen hatırıma o geldi. Ve benim için İzmir böyle başlamış oldu. İzmir'i ilk defa görüyordum. Fuara gittim. Ve fuara gitmeden evvel bir otele yerleştim. Otelde yerleştiğim odada bir arkadaş vardı. Aşağı yukarı benim yaşlarımda. Onunla beraber İzmir fuarı gezmeye başladık. Ne bir tesadüftür ki 1955 olayları patladı. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı dediği için İstanbul'da büyük olaylar olmuş. Ben bunu İzmir'de fuarda yaşadım. Yunan pavyonu yağmalandı. Bayrak yırtıldı. Biz uzaktan seyrettik. Böylesine bir gün oldu. Bu arkadaşla beraber fuarı tekrar biz gezdik, dolaştık. Onunla beraber tanıştığımız kişilerle Türk Hava Kurumu'na girdik. Bize uçakla Gazi Havaalanı'ndan uçuşlar sağladılar. İkimiz de gittik. Avcı uçaklarıyla uçuşlar yaptık. Deniz Kuvvetleri bölümüne girdik. Orada da yine tanıdık bulduk. Körfez'de taramalarla gemilerle gezmeler yaptık. Tarama görevleri yapıldı. Ve böyle güzel bir fuar gezisinden sonra ben tekrar Savaştepe'ye döndüm. Savaştepe'de öğretmen çoktu. Resim öğretmeni çoktu. Ağaç işleri öğretmeni ayrı, maden işleri öğretmeni ayrı, diğer yapıcılık işleri öğretmeni ayrı, resim öğretmeni 3-4 tane vardı. 8-9 resim öğretmeni vardı hep beraber, yani ağaç işleriyle beraber. Ben ne yapabilecektim? Resim dersi yok. Ne yapmam gerekiyor? Müdürle konuştum. Bir yer buldum, aradım. Söyledim kendisine lazım diye. Ben modeller işleri atölyesi yapmak istiyorum dedim. Hay hay dedi. Bana gerekli çamuru, alçıyı sağladılar. Ben atölyeyi düzenledim, hazırladım ve öğrencilerle çalışmalara başladık. Önce basit kabartma işleri yaptık çamurla. Onların dökümünü öğrettim. Döküm işlerini yaptık, alçı dökümlerini yaptık. Güzel gidiyordu her şey. Bu güzellik içerisinde biz arkadaşım, bilim eğitim öğretmen arkadaşla beraber arada bir Savaştepe bize yakındı. Yani yürüme mesafesindeydi. Geceleri onunla beraber oraya gidiyor. Gece geç saatleri dönüyorduk tekrar şeye, Savaştepe'ye. Savaştepe'de yatıp kalkıyorduk. Böylesine güzel günlerimiz geçti. Ayrıca çiftliği vardı şeyin, Savaştepe'nin. Müdürümüz bizi 3-4 arkadaş, bekar arkadaş cipe bindiriyor. Ciple beraber çiftliğe gidiyorduk. Çiftlikte oturup yemek yiyorduk, işte şarap içiyorduk. Tekrar dönüş yapıyorduk. Bu arada bir yazı geldi bakanlıktan. Bolu Erkek Öğretmen Okulu resim öğretmeni görevinden ayrılmış. Öğretmen, resim öğretmeni yok. Bizden bir öğretmen istiyorlar. İstekli istiyorlardı. Ben istekli oldum çünkü diğerleri lojmanda kalıyorlar, evliydiler. Ben bekardım. Bolu'yu da tanımak istiyordum. Benim için Bolu da önemliydi. Beden eğitimi öğretmen arkadaşım, ben Bolu'ya gidiyorum diye, keşke ben de gidebilseydim diyordu. Kendisi Bolu'lu idi. Evi Bolu'daydı. Kardeşleri Bolu'daydı. Ve bana kardeşlerinin adresini, ismini verdi. Bundan sonra büyük yardımcı olur dedi. Ben Bolu erkek öğretmene geldim. Bolu erkek öğretmende bir Aralık ayı, yani Bolu Erkek Öğretmen Okulu 1955 Aralık ayında göreve başladım. Bolu'nun bir tepesi vardır, Ankara'dan gelirken görülür, tepe biçimindedir. O tepenin üzerindeydi, liseyle beraberdi. Tabii köy enstitüsü
sistemine benzemiyordu öğretmen okulları. Evet. Ayrıca Bolu'da bir de kız öğretmen okulu vardı. O da şeyden dönmeydi. Köy üstünden dönmeydi. Orada da işte bahçe vardı, şeyler vardı. Ama ben öğretmen okuluna geldim. Bolu Öğretmen Okulu'na geldim. Derslerime başladım. Arkadaşlarla ise lise yanımızdaydı. Lisedeki öğretmen arkadaşlarla tanıştık. Bizim ayrıca beden eğitimi öğretmeni arkadaşımız bizi hafta sonları Abant'a geziye götürdü. Abant'ı tanımış oldum. Beraber bir geziye çıktık bir grup olarak. Hep aşağı doğru gittik. Ya aşağı doğru gidiyoruz, bunun çıkışı var dedik. Siz merak etmeyin dedi. Bir de baktık o aşağı inişten sonra Abant Gölü'nün kenarına çıkmışız. Güzel bir geziydi. Abant'ı turladık geldik. Bu şeyler içerisinde güzel bir geziydi. Ben öğrencilerimle bazen çevrede geziler yaptırdım. Bolu'nun yakın çevresinde geziler yaptırdım ayrıca. Ve Ankara'ya gidiş gelişlerim oldu. Ankara'ya yakın olduğu için Ankara'ya. Ayrıca Bolu'nun kaplıcaları vardı. Bu kaplıcalarına gittik. Oraları gördüm. Bolu'da tanıştığım bir arkadaşım oldu. Şekerci Arif. Sık sık ona giderdim. Oturur sohbet ederdik. Bana dağ fındığı topluyordu. Dağ fındığı. Şöyle ufacıktır. Hani büyük o normal fındıkların aşağı yukarı yarısı gibi ufak. Ama fındık, dağ fındığı diyorlar buna. Onların üzerine şekerle kaplıyorlar. Dağ fındığı şekeri vardı. Onu alıştırmıştı beni. Sık sık onu verirdi bana. Dedim buraya gelince bir yerde de tekrar gördüm onu, dağ fındığını. Çok hoş bir fındıktır. Çok yağlı ve güzel bir fındıktır. Ve sık sık gidip onunla konuşup sohbet ederdim. Hatta bir Bolu ayrıldıktan sonra bir yine bir dönüşümde kendisini yine Bolu'ya girdim. Geçerken Ankara'dan geçerken fakat karşılaşmak imkanını bulamadım. Yani sevdiğim bir arkadaşımdı. Bolu da güzel anlarından biri. Ayrıca lisedeki arkadaşlar, bizden bir arkadaşımız, lisedeki iki edebiyat öğretmen arkadaşımızla beraber, onlar da bekardı. Akşamları çiçek lokantasına gidip yemek yerdik, sinemaya gider, bazen oyun oynar, bazen de sinema gider, evimizde yatar, ertesi gün görevimize gelirdik. Bunlardan Ayhan Bey, sonradan Öğretmen Okulları Genel Müdürü'nde müdür muavini oldu. Başka bir şekilde müdür muavini oldu. Çok yakından tanıyorum. Ben siyah beyaz çalışmaları yapıyordum. O siyah beyaz çalışmalardan istedi benden. Edebiyatçı olarak şiirlerine koymak üzere. Bunu da hiç unutmuyorum. Bu çalışmalar içerisinde. Verdiniz mi? Verdim. Birkaç çalışma verdim. Peki o çalışmalar elinizde mi hocam? Var mı? Yok maalesef. Bende kalmadı bunlar. Yayından yok mu? Yok. Yanımda diyorum. Yok. Şey yayı, yok. Yani kitaptan var mı çalışma? Yok, bilmiyorum. Onlar da bana ulaşmadı. Çok büyük kayıp ben hocam. Ben ileride Ayhan Bey'den de kısaca söz edeceğim zaten. Bu konu içerisine girecek. Ben askerliği yapmak istiyordum bir an önce. Haziran ayı içerisinde Bolu'dan ayrıldım. Ankara'ya piyade yedek subay okuluna gittim. Altı aylık bir deneme, hazırlanma dönemi oluyordu. Bu 6 aylık dönemde hemen gittik, bizi asker elbiseleri verdiler, giydik her şeyiyle. Bir ay hava sıcak, Haziran ayıydı, Temmuz ayı Ankara'da. Bir ay ben yat kalk yaptım arkadaşlarla beraber mango olarak. Dördüncü grupta yani dördüncü taburda bulunuyordum. Dördüncü tabur motorize dördüncü taburdu. Bir ay sonra kumandan yani tabur kumandanımız Binbaşı Mansur Bey resim yapmasını bilen var mı dedi.
Ben de çıktım. Biraz güçlükle karşılaştım ama çıktım. Hemen bir resim yapılacak dedi. Ne olacak? İşte 1,5 metre eninde, 3 metre büyüklüğünde bir resim istedi benden. Bunu duvara koyacağız dedi. Yerini de gösterdi. Taburun duvarına konacak. Hocam bunlar için neler lazım? Ben işte önce bez lazım dedim. Hemşire hanımı çağırdılar. Allem kallem edip hemşire hanımdan nevresim aldılar. Nevresimler birleştirildi. Bu 1,5 metre, 3 metrelik olay halloldu. Sıra boyaya geldi. Benim yanıma bir görevli verdi. Beraber Ankara'ya gittik. Toz boya aldık. Sıcak tutkal aldık. Tutkal tavası aldık. Geldik. Yani sıcak tutkalı kaynadım. Yani tutkalı, sıcak tutkalı kaynadım. Şeyde, tavada toz boyayla karıştırıp resim yaptık. Ve bunun yeri neresi olacak dedim bir başıma. Yatakhanenin ranza bölümünden bir bölümünü açtılar. Duvara monte ettik. Yardımcı istiyor musun dedi. 3 tane de yardımcı aldım. Ben çizimini, boyaları ben yapıyordum. Onlar hazırlık yapıyorlardı. Tutkalı hazırlıyorlar. Gereken ne yapıyorum, onu yapıyorlardı. Bu çalışmam uzun sürdü. Arkadaşlarım talime devam ediyordu. Birçok yere gidiyorlardı talime. Biz yatakhanedeydik devamlı. Hiçbir şey başka, hiçbir kimse. İkide bir biz çalışma yapıyoruz. Generalleri getiriyor. Okul kumandanını getiriyor. Amerikalı generaller var. Onlara bizim çalışmalarımızı gösteriyor, getiriyor Mansur Bey. Neticede arkadaşlar bu 30 Ağustos'da şeye gittiler. Biz orada kaldık yine. Devam ettik. Dumlupınar'a gittiler. Biz orada kaldık. Devam ettik. Ve sonuçta bitirdim. Yani bu uzun bir süre oldu. Bitirdim. Bitirdikten sonra bu duvara asıldı. Tabii büyük bir merasimle asıldı. 5. bölük kumandanı da geldi, beni çağırdı. Bana benim taburada bir resim yapacaksın dedi. Binbaşım dedim. Ben yani bir şey yapamam. Siz evin buna izin almanız gerekir dedim. Fakat benim 4. tabur kumandanı Mansur Bey izin vermiyordu. İzin almak için okul kumandanına gitti. Okul kumandanından izin aldılar ve biz orada da resim çalışmasına başladık. İstedikleri yine büyük boyda. Şimdi ölçülerini pek hatırlamıyorum ama Ratip Tayyip Burak'ın Ergenekon'dan Çıkış diye bir resmi vardı. Onun yapılmasını istediler. Ben o şeyde bölükte, taburda, bölükte daha doğrusu bir arkadaşım var dedim. Öyle olduğu halde o arkadaşımı istemedi, beni sırada beni istedi. Ve onu da aşağı yukarı bir aylık bir süre sürdü. Onu da tamamladım o süre içerisinde. Artık ayrılma zamanımız gelmişti. 6 ayı tamamlamıştık. Bize öğretmen olarak nereye gidersiniz dediler. Asıl boy okullarını öğretmen olarak gönderiyorlardı. Ben Mersin Asıl Boy Okulu'nu tercih ettim. Mersin Asıl Boy Okulu'na arkadaşlarla beraber gittik. Aşağı yukarı her branştan resim olarak 8 tane resim öğretmeni Mersin Asıl Boy Okulu'na gitti. Asıl Boy Okulu'na diğer branşlardan da aşağı yukarı 30-35 öğretmen asteğmen olarak gittik. Asteğmen olarak göreve gittik. Hepimiz ağır ağır mezuniyetten sonra oraya ulaştık. Ve tabii yeni bir yer kiralayamadığımız için Günaydın Oteli verdi. Günaydın Oteli'ne yerleştik. Arkadaşlar oraya geldiler. O arada bize dediler ki sizin birliğiniz İskenderun'da. Önce İskenderun'a gideceksiniz. Orada göreve başlayacaksınız. Ondan sonra bize geleceksiniz. Ve okulda göreve başlayacaksınız. Birliğiniz orası, çalışma yeriniz orası, maaşınızı oradan alacaksınız. Ama görev yeri Mersin Asubay Okulu.
15 arkadaş birlikte İskenderun'a gittik. Biz hemen döneceğiz diye bekliyoruz. Hiçbir valiz falan da almadık. Her şeyi otelde bıraktık. Üzerimizdeki subay elbiseleriyle gittik. Talim elbisesi de yok. Oranın kıta kumandanı bizi salmadı. Siz buranın subayısınız dedi. Burada talimlere devam edeceksiniz. Göreviniz burada dedi. Düşünün, oradaki otelde kalıyoruz. Eşyalarımız yok. Bu bir süre öyle devam etti arkadaşlarla beraber. Yemek, otelde yemek yiyoruz, yemek yapıyoruz falan. Tabii bu şeye intikal etti. Genelkurmay'la intikal etti. Genelkurmay emredince bizi saldı. 15 gün kadar orada kaldık. 15 gün sonra Mersin'e Asubay Okulu'na geldik. Asubay Okulu'nda göreve başladık. Ve benim 8 saat dersim vardı. Bu 8 saat 1,5 günü tutuyordu. Bu 4-3,5 gününde 1,5 günün dışında serbestsiniz. Ancak akşamları, bazı akşamları etüt öğretmenliği görevi yapıyordunuz. 8'den 10'a kadar, o kadar başka. Bu da ayda 2 defa olabiliyordu. Güzel bir boşluğum vardı. Bu boşluk süresince Mersin'de birçok yeri gezdim ve bir tabelacıyla tanıştım. Tabelacı Ali. Onunla beraber tabela yapıyorduk arada bir. Tabela işini de orada öğrenmiş oldum. Biz iş ve resim dersi olarak çalıştığımız için iş atölyemiz de vardı ayrıca. İş atölyesine gidiyorduk. Bir gün bütün öğretim subayı, binbaşı hepimize bir görev verdi. Yine şeyde olduğu gibi, yedek subayda olduğu gibi. Ben yedek subayda bulunduğum zaman bu görevden çok vazgeçtim, çok görev yaptım. Almak istemiyordum ama görev verildi hepimize. 8 öğretmenin hepsine verildi. Bana da bir kare tahtaya bir NATO çizgisi yapmamı istediler. 5 tane porte çizgisi. Ben de aldım boyayı, yaptım, çizdim ve kaldırdım. Atölyeye geldim. İş dersi yapıyorum. Tabur kumandanı albay geldi. İçeriye girdi. Çocuklar, çalışan çocuklar, sus pus, her şey bitti. İş dersi, takır takır çalışıyorlar, ağaç işleri, maden işleri, hepsi ses. Bana olmadı dedi. Niye olmadı binbaşım dedim. Bilmiyorum, daha bir ay olmuş. Dikkat çekin dedi. Bir dikkat çektik. Hemen çavuş, sınıf çavuşu geldi. Hocam işte 38 kişi gömre arit dedi. Ben de 38 kişi emri hazır dedim. Oy. Şöyle bir dolaştı. Senin yaptığın işi beğenmedim dedi. Kumandanım dedim, elimden bu kadar geliyordu. Olmaz dedi, yeniden yapacaksın dedi. Başüstüne dedik. Ve gittim. Baktım. Benim çizdiğim orta çizgileri öyle bir hale gelmiş ki hemen kaldırdığım için aşağı doğru akmış, aşağı doğru da çizgi yapmış. Anladım. Kaldırdığım için. Ben o oldu, güzelce sildim, temizledim, yaptığım yatayı bıraktım. Temiz oldu ama bir daha da o oldu, bana hiçbir iş vermediler. Anladım. Ve ben kurtardım. Öteki arkadaşlar iş yapmakla kurtulamadım. Devamlı. Yaptılar, hiç unutmuyorum. Bir tesadüf oldu böyle. Yani bir tesadüf o şekilde oldu. Ve bir başka günde çocuklar dershanesi ayrı, iş atölyesi ayrıydı. Çavuş şey yapıyor, çocukları topluyor. Uygun adımda aşağı yukarı 500 metre veya 400 metre mesafede atölye uygun adımda getiriyor. O ara çıkmışlar, hazırdı, geliyorlar, baktım ben de bekliyorum dışarıda.
Yine okul kumandanı da şeyde kapıdaydı. Baktım hareket ettiler, geliyorlar. Fakat biraz sonra arkadan iki kişi koşarak geliyordu. Onlar arkadan yetiştiler ama bir düzensizlik var tabii. Bize geldikleri zaman neden böyle oldu diye sordum. Emir'in dedi, arkadaş dedi, işini unutmuş sınıfta. Sınıf kitleme başkanı var. İşini almak için onunla beraber gitmişler. O sınıfı açmış kitle. Çünkü hırsızlık olayları oluyor. Sınıfı açmış. İşi almışlar. İkisi arkadan koşarak gelmişler. Bir daha kesinlikle böyle bir şey olmasın dedim. Dedim ama bunu okul kumandanı görmüş. Beraber de zaten bir olayımız vardı ya. Evet. Öğretim binbaşısını gönderdi. Öğretim binbaşısı geldi. Böyle böyle dedi. Binbaşı. Binbaşım dedim. Olay bu. Bir daha olmayacak. Kesinlikle. Arkasından bir yazı geldi. Bundan böyle sınıf öğretmenleri taburları, yani mangayı diyelim, takımı ya da takımı diyelim, takımı sınıftan alacak, kendileri atölyeye kadar veyahut laboratuvara kadar götürecek. Başlarında bulunacak. Tamam. Arkasından bir yazı bana. Bu emre uymadığım için 24 saat göz hapsi. Yazı... Ben yazıdan önce oluyor olay ama bu emre uymamışım. 24 saat göz hapsi. Tabii görevli binbaşı benim çatalcılıydı, hemşerimdi. Hemşeri diyorduk. Ya dedi, ben seni gönderirim eve ama duyulur muyulur dedi. Sen gel, ben sana güzel bir yatak hazırlayayım buraya. Sen burada yat. Burada kal. Zaten okul deniz kenarında. Garnizon deniz kenarında. Yemeğimiz orada yiyor. Oyunlar orada oynuyoruz. Ben geç saatlere kadar yine oyunlar oynadım. Sonra gittim, hazırlamış olduğu yatakta yattım. Böylece 24 saatlik ilk gece hapsini kullanmış olduk. O da güzel anılarından bir tanesiydi burada. Şimdi orada bulunduğumuz sürece biz arkadaşlar ben değişik yerlerde ev kiraladık. Ben en son bir yerde kiraladım. Yaşlı bir hanımın olduğu yerdeydi. Güzel bir balkonu vardı. Bir de portakal bahçesi vardı, ağacı vardı yanında. Yeşilken baktım, bu şeker portakal dedi bana. Yiyebilirsin dedi. Gerçekten yeşildi, böyle büyük ama tatlıydı, şeker portakal. Bahçesi vardı ve orada bir süre orada kaldım. Sonra oradan ayrıldımdı. Ben o süre içerisinde alışmış olduğum, avcularda alışmış olduğum bir denizli bir balıkçılığına başladım. Evet. Nerede? Evet. Bisiklet de almıştım. Çok yakında bir tarihi yer vardı. Oraya kadar gidiyordum. Orada balık avlaması yapıyordum. Balık avlıyordum bayağı. Gidiyordum. Zıpkında balık avlıyordum. Kırnarkere'ye geziyordum. Birinde çok büyük bir balık avladım. Aşağı yukarı 4-5 kiloydu. Bir orfos. Öyle ki zıpkınım çelik değildi. İnşaat demirinden, altılık inşaat demirinden yapılmıştı. Bir kayayı dönüyordum. Yuvarlak bir kaya. Karşı karşıya kaldık. Balık büyük. Ben zıpkını çektim. Bir taraftan girdi. Diğer tarafından çıktı. Ama zıpkın tüfekten de çıkmadığı için balık çırpır çırpılmaz. Benim zıpkın U haline geldi. U. Böyle U haline geldi. Böyle tutup çıkardım. Hiç unutmuyorum. Güzel günlerden biriydi. Hep beraber arkadaşlarla beraber oturup yedik. Güzel bir balıktı. Ve bunun dışında da hafta sonları arkadaşlarla toplanıp işte domates, kavun, karpuz, işte peynir alıp Silifke otobüslerine biniyor. Kız Kalesi vardı. Silifke'ye yakın. Kız Kalesi'ne gidiyorduk. Şimdi turizm merkezi olmuş. Kız Kalesi'nde Korikos
parasal şey tarihi eserleri var. Kız Kalesi'nde denize giriyorduk. Akşam üzeri yine Silifke otobüsleriyle dönüyorduk. 5-6 arkadaş, hatta 8 arkadaş oluyorduk. Dönüyorduk. Lokantaya gidip yemeğimizi yiyoruz, tatlımızı yiyip yine otelimize veya evlerimizde dağılıyorduk. Böylesine güzel günlerimiz geçti. Ben yazın geldim. Yazın geldiğimde oradaki sıcağı daha iyi hissettim. İstanbul'a geldim bir ay dikizine. Döndüğümde yine yazdı. Geceleri çok sıcaktı yine. Şimdi Antalya'dan bunu anlıyorum. Klima da yoktu o zamanlar. Evet. Ve 3 tane film olan sinemalara gidiyor. Yazlık sinemalara gidiyorduk. Saat 3'e kadar, 4'e kadar film seyrediyorduk. Gelip yatıyorduk. Bu süre içerisinde ben bir çalışma yaptım. Bu Ak Kahve diye sanatçıların toplandığı bir yerdi. Şeydi, böyle sütunlu bir yer. Taştan yapılmış, denize yakın. Ön tarafı denizdi zaten. Bir tarafı yol, bir tarafı denizdi. Taştan yapılmış bir binaydı. Ben sehpamla oraya gidiyordum. Boyalarımı alıp. Orada çalıştım bu resmimi. Ak Kahve renkleriyle. Onu bir avukata vermiştim. O kayboldu. Sonra ben onun bir kopyasını yaptım yalnız. Hala o kopyası bende var. Ak Kahve diye. Ve şimdi yıkılmış o. Evet. Sanatçılar Ak Kahve yıkılmış. Öyle duydum. Ve aynı zamanda biz oradayken ilk defa Mersin'e bir Ataş rafinesi yapılacağı için liman yapılmaya başlandı. Taşlar ilerideki büyük mavnalarla geçirilip dökülüyordu. Biz oraya kadar sandalla gidip oradan denize girdiğimiz günler de oldu. O kadar güzel günler geçirdim. Ve sonuçta kura çekmişler. Bizim bilgimiz yok. Öğrendiğimiz kadarıyla Bingöl listesine görevim Bingöl listesine çıkmış. Buradan askerlikten Mersin'den ayrıldıktan sonra Bingöl listesine gitmek gerekiyordu. Bingöl listesi ön plandaydı. Ve Bingöl listesi ilk defa Doğu'yu tanıyacaktım. Ankara'dan trene bindim. Elazığ'a kadar geldim. Elazığ şarkın Paris'i diyorlardı. Şarkın Paris'i. Paris'i görmedim ama öyle söylüyorlardı. Bir otele yerleştim. Bütün kablolar aşağı sarkıyor. Evler böyle enteresan, bir tuhaf. Bir gece orada kaldım. Ertesi sabah otobüsle Bingöl'e gittim. Bingöl iki bölümden meydana geliyor. Bir Çapakçur kısmı, bir de Çapakçur aşağıda kalıyor. Bir de 13 kısmı var. Yeni Bingöl kuruluyordu orada. Askeri birlik oradaydı. Yeni yeni bazı şeyler yapılmıştı. Lise oradaydı. Yukarı kısımdaydı lise. Ufak küçük bir otelimsi bir yer vardı. Lisede baktım 3 erkek arkadaş, bir de bayan arkadaş vardı. Bayan arkadaş binbaşının hanımıydı. Binbaşı orada görevli olduğu için orada edebiyat öğretmeniydi. Ben 3 arkadaş ve ben dediler 4 kişi oluyoruz. Onlar orada yeni yapılan bir akşam sanat okulu var. Açılmamış. Onun bir dershanesine karayollarını koymuşlar. Hep beraber kalıyorlar. Bana da orayı teklif ettiler. Ben 4. kişi. Bir de hasteğmen vardı. O da orada 5 kişi olduk. Orada yatıp kalkacağız. Orada yemekler yiyecektik. Ama genellikle yemeklerimizi askeri garnizona gidiyorduk. Orada yiyorduk. Askeri garnizonda oyun da oynayabiliyorduk. Ama bazen oturup biz kendi okulun olduğu yerde yemek yiyebiliyorduk. Askeri garnizonda subaylarla tanıştık. Onlardan ben kayak takımları aldım. Yattığımız okulun yanından kayakları giyiyordum. Her taraf kar. Kayak yapmayı orada öğrendim ilk defa. Epey kaydık. Ama çok yüksek değildi. Hafif meyilli yerlerden kaydım. Ve çok soğuk olduğu halde hiç üşümüyordunuz. Çünkü nem yoktu. Evet. Nem olmadığı için üşümüyordum. Evet. Tabii.
düşünüyordunuz. Daha çok elimiz hep şeyde geçti, garnizonda geçti. Arkadaşlarımızın, o üç arkadaşla daha evvel Milli Eğitim Müdürü arasında bazı sorunlar olmuş. İşte öğrenci geçirme geçirmeme, işte oğlunu geçirmiş geçirmemiş gibi bazı olaylar olmuş. Tahkikatlar yapılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Benim onların içine girmemi hoş karşılamadılar. Ben başka bir yere gidemezdim, otel de yok zaten. Ufak otel cinsi bir yer vardı. Onlar da zaten davet etmişlerdi, ben de orada kaldım. Ben resim dersi dışında dersim az olduğu için beden eğitimi derslerine de girmeye başladım. Bir öğrencinin aksilik etmişti. Herhalde ben yapmamam gereken bir şey yaptım, bir tokat attım. Onu da sorun ettiler. Hepimizi tahkikata çevirdiler. Ve tahkikat başladı. Milli Eğitim Müdürü okula girip tahkikata başladı. Öğrencilerin içinde. Ben bunu hoş karşılamadım. Müdüre en uygun zamanda gittim. Hoş olmadığını söyledim. Yani bunu keşke bize davet etseydiniz odanıza. Orada bunu yapsaydık tahkikat dedik. Ve bizi buradan çıkarıp tahkikatlar devam ediyor. Buradan okuldan çıkarıp çok ileride, bir kilometre ileride kurtların, gece kurtların döndüğü yere bir yere göndermek istediler. Orada yatın dediler. Biz de dört arkadaş toplandık ve biz dedik, sömestr yaklaşıyordu. Sömestr tatilinde ayrılıyoruz, istifa ediyoruz dedik. Bu valiye kadar ulaştı. Vali bir sorun olduğu zaman beni çağırıyordu genellikle. Yine beni çağırdı. Böyle böyle bir şey olmuş dedi. Anlattım olayı. Biz dedim artık burada bu şekilde çalışamayız. Huzursuzuz. Onun için ayrılmayı düşünüyoruz dedi. Ben dedi her türlü şeyi hallediyorum dedi. Şimdi yattığınız yerde kalacaksınız dedi. Bir yere çıkmayacaksınız. Orası sizin yeriniz olacak. Ayrıca yapılan tahkikatlarda durduruyorum dedi. Söz veriyorum dedi. O zaman dedim arkadaşlara söylerim. Biz de devam ederiz. Geldim, konuştuk ve devama karar verdik. Ben sömestr tatilinde Elazığ'a geldim. Ay, bir başka yer. Her taraf ışıklı. Herkes tur atıyor. Yollarda geziniyor. Şubat ayı, Şubat'ta tatili. Yani turlar var, geziler var falan. Bu Bingöl'de görmediğimiz bir şey yani. Hani şarkın Paris'i demişlerdi ya, evet. İşte o zaman şarkın Paris'i olduğuna inandık. Ve bu geziyi yaparken bir baktım, 3 tane sivil tak dedi geldi, bir selam çaktılar bana. Oh. Anladım ki bunlar Mersin'den benim öğrencilerim. Sohbet ettik. Mersin'den bunlar Elazığ'da öğrencilerimmiş. Sohbet ettik. Çok mutlu oldum tabii. Biz tekrar göreve döndük Şubat tatilinden sonra. Ama ben huzursuzdum. Bir fırsat arıyordum ayrılmak için. Dene su işlerinin bir ilanını gördüm. Resam aranıyor diye. Müracaatımı yaptım. Sınava çağırdılar. Zaman az. İzin istedim validen. Gittim. Vermedi. Keşke verseydiniz dedi. Ben gideceğim dedi. O gece konuştum. Binbaşı ertesi gün şey yapıyormuş. Çip'le Elazığ'a gidiyorum. Seni götürürüm dedi. Ben söyledim böyle böyle diye. Oradan uçakla gidersin dedi. Tamam dedi. O akşam oradayız, oturuyoruz. Gitmediğimi gördü vali. Herhalde sevinmiş. Ama ertesi gün ben binbaşıyla Elazığ'a geldim. Elazığ'dan uçakla Ankara'ya geldim. Ankara'da sinema girdim. Konu paftalar üzerinde çalışmaktı. Makinenin kurşun kalemle çizmiş olduğu paftayı tarama kalemiyle, kanama ucuyla geçerek mürekkepli hale getirmek konu. Bizim branşımız bunlar. Yaptığımız şeyler olduğu için sınava girenlerden en yüksek puanı aldım. Evet. Bana doğrudan doğruya bir sonuç yok. Ama söylemiyoruz ama dediler. Siz gidin kazandınız dediler.
Ben döndüm. Döndüm de geldim. Vali beni çağırdı. İşte o günün şeyleri, insanları yani. İşte bana söyleseydin ben teşekkür ederim ama ben gitmek zorundaydım dedim. Kendimi sınadım. Kazandın mı kazanmadın mı bilmiyorum dedim. Maaşımı verdim dedim. 15 gün bekledi. Maaşı vermedi. 15 gün sonra maaşı verdi. Maaşın verilmesini söyledi. Ben maaşımı aldım. 2 gün sonra da sınavı kazandığıma dair 14 lira yevmiyeyle sınavı kazandığıma dair yazı geldi Devlet Su İşleri'nden. Ve ben en yüksek şey aldım. Ötekileri 12 lira maaşla, ben 14 lira maaşla valiye gittim. Ayrılacağımı söyledim ve böylece istifamı verdim, ayrıldım. Evet. Ve şey dedim, Ankara'ya geldim. Bir dakika Ankara'da, hocam. Evet. Hocam 1,5 saat oldu. Evet, öyle mi? Şey peki, yapalım, Devlet Su İşleri Valiliğinden ayrıldınız, ayrılacağınızı bildirdiniz. Ondan evet. Sonrasını 3. bölümde konuşalım. Peki, oldu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Tabii ki yıllarını Anadolu'ya ve sanat adamış bir insanla, bir sanatçıyla beraberiz. Sayın Hamdi Dicle. Dolayısıyla iki yayına sığmayan bir program yapıyoruz. O yüzden 3. bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.